bu anı ölümsüzleştirip böyle sosyal medyada paylaşmak istemiyor mu ha? Hadi bakalım uzat ellerini. Bölüm çalıştık, 40 kere prova yaptık. Şimdi olmayan ne, şu an olmayan ne? Yani Başak, şu geceyi yaşadığımıza şükretmiyorsun da hala neyin peşindesin? Nasıl yapacağız? Söyle hadi. Boş ver, spontan. Yüzükleri herhalde siz takmak istersiniz değil mi Rıza Bey? Siz buyurun efendim. Yavrum, ne zamandan beri genç kızlar sağ ellerine böyle yüzük takar oldu? Nişan yüzüğü. Aman canım, o şey ya, yazık bana. Özen de o çakmacıdan onu aldık biz ona. Uzat bakayım pelin elini. Kızım uzatsana elini. Sahte filan değil bu. Bu bir marka. Dur, dilimin ucunda neydi bu? Anne, parmağıma taktığım yüzüğün hesabını da mı vereceğim size? Öyle manidar bir parmağına takmışsın ki tabii ki vereceksin Pelin. Aman canım, işte öyle sahte madde gibi bir şey yani. Öyle takmış işte, niye bu kadar üzerinde duruyoruz ki değil mi? Yani hiç gerek yok bence. Ne demek üzerinde durmaya gerek yok canım? Ben malımı çok iyi tanıyorum. Bizlerden saklı gizli evlendiniz mi siz? Ne evlenmesi? Yok canım, daha neler, olur mu öyle şey? Lütfen herkes bir sakin olabilir mi? Başlarım sakinliğine şimdi senin. Bu yüzüğün seninle alakası var mı yok mu? Şöyle yapalım, kız peluş çıkar çantandan, ehliyet kimlik ne varsa hepsini bir göster. Tamam, bize merasimimize geri dönelim bir an önce. Çıkarayım mı, istiyor musunuz? Kimseye kanıt göstermek zorunda değiliz. Aa, ne oluyor bunlara yahu? Bir bilsem. Şöyle yapalım Rıza amca, ben alayım yüzükleri. Sen bunu tak, hangisinin hangisinin olduğu önemli değil. Sonra biz değiştiririz bunu. Evet, Simo sen de fotoğraf çek. Rıza amca sen de al şunu. Hadi kesiver bakayım. Hadi bakalım, üç. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz Laga Luga ile bizi sindirebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Burada bu kadar insan sizden bir açıklama bekliyor. Soru basit. Evlendiniz mi, evlenmediniz mi? Oğlum cevap versene. Herkes bir sakin olabilir mi? Bizim de söyleyeceğimiz bir şeyler var. Yok! Onlar size şaka yapıyorlar. Ben Asım'la önce tek kelime edersiniz, dillerinizi keserim, sus. Eğer şu anda konuşmazsan ben öyle şeyler yapacağım ki. Rıza amca ne olur şunu artık kes. Yani ayrıca ondan sonra ne yapıyorsanız yapın ya. Ayrıca ya bir tane yüzük haydi birader yalar. Bu ne tantana ya? Aa, teneke parçası. Ay evet. Ya alt tarafı bir yüzük yani. Altı yüzük olabilir küçük hanım. Üstü bir ev taksidi. Böyle bir yüzükle de durduk yere sokakta dolaşılmaz. Hayırdır? Oğluma mı aldırdın? Benim kızımın da senin oğlunun parasına ihtiyacı vardı yani. O yüzüğün taşına bakacak olursak öyle hanımefendi. Ya bir dinler misiniz? Palavramı dinleyeceğim. Ayan beyan ortada. Evlenmişsiniz işte. Yok, ben o kremi o kıza sürmeyecektim. Şey karma, çok üzülüyorum. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Hadi bekliyorum. Kaç para saydın sen bu yüzüğe oğlum? Ha? Kaç para? Ablanın, eniştenin ne kadar zorda olduğunu biliyor olmana rağmen kaç para saydın? Yazıklar olsun. Yeter be. Yeter. Yani benim kızım sizin oğlunuzun parasını yedi, öyle mi? Öyleyse niye benim kızım muayenehanesini satıp oğlunuzun dükkanını kurtardı? Baba. Ne baba? Ne baba? Yalan mı? Böyle bir şey olmadı. Olmadı. Rıza Bey, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Benim canımı yakacak başka iftira mı kalmadı? İftira, öyle mi? Ara sor bakalım Ceyda'yı Pelin'i niye kaçırtmış? Hadi. Sor bakalım iftira mı diyeyim. Eğer Pelin senin dükkanını kurtarmasaydı, dükkanın Ceyda'ya kalacaktı. Pelin'in de kılına bile zarar vermeyecekti. Bakma öyle ters ters. Hadi ara. Sor, elini kolunu bağlayan mı var? Hadi ara. Hadi sor bakalım iftira mı diyeyim. Pelin bana böyle bir şeyin olmadığını söyle. Pelin. Daha dün yanımda, kollarımda. Sana bir soru sordum. Boynuma sarılıp öperdim. Restoranın parası senin paranla mı ödendi?
seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın, boynuma sarılı. Bakma öyle ters ters. Hadi ara. Sor, elini kolunu bağlayan mı var? Hadi ara. Hadi sor bakalım, iftira mı değil mi? Pelin, bana böyle bir şeyin olmadığını söyle. Pelin. Sana bir soru sordum. Restoranın parası senin paranla mı ödendi? Bir şeyin olmadığını söyle. Hadi. Söyle. Böyle bir şey yok Sinan'da. Bülent. Bir şey söyleseniz oğlum, niye susuyorsunuz? Olsa çoktan verirlerdi zaten. Hadi sen de bırak artık numara yapmayı, yeni öğrenmişsin gibi. Baba lütfen. Sinan, ben... Ben gerçekten sana anlatacaktım. Yaptınız yani. Baban doğru söylüyor, öyle mi? Bizim başka çaremiz yoktu. Yani sen üzülme diye. Ben üzülmeyeyim diye, öyle mi? Şu an düştüğüm durumdan daha kötü bir durumda olmazdım herhalde. Sinan, çok özür dilerim. Geçti. Artık geçti. Sinan. Sinan. Bülent, Bülent, ne olur. Ne olur dur gitme. Şunu keselim, öyle git, tamam mı? Başak, şimdi ne istiyorsun? Sinan, lütfen dur. Ne var Pelin? Ne var? Sinan, bak. Her şey aniden oldu. Tamam mı? Gerçekten sana anlatacaktım ama... Ama ne? Ne Pelin? Böyle bir şey söylemeni engelleyecek ne olmuş olabilir? Tepkinden korktum. Bu halinden korktum. Sinan, bak gerçekten denedim. Kaç kere denedim ama yapamadım. Anlatmak istedim sana. En son bütün cesaretimi toplayıp geldiğimde de... ...bana evlenme teklif ettin. Ne yapabilirdim ki? Sinan, anla beni ne olur. Sen de aynı şeyi yaşadın. Evlilik oyunu söyleyemedin bana. Biz ondan sonra birbirimize yalan yok diye söz vermedik mi Pelin? Söyleyecektim. Söyleyecektim. Hayatımda güvendiğim iki insan. Biri ortağım, biri de sevdiğim kadın. Hiç mi düşünmediniz bu ortaya çıktıktan sonra ne hissedeceğimi? Sinan, gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Keşke restoran elimden gitseydi de... ...burada az önce yaşadığım şeyleri yaşamış olmasaydım. Sinan! Sinan! Evet, bu maskaralık da ortaya çıktığına göre konuşacak bir şeyimiz kalmadı herhalde. Efendi, efendi, sen hala aynı telden mi çalıyorsun ha? Duymuyor musun oğlumun ne dediğini? Hiçbir şey bilmiyorum diyor. İyi numara be. Hem kızımın parasını al, hem de haberim yoktu de. Bir şey söyleyeyim mi? Melia teyze bu lafı affetmez. Baksana sen hanım, benim oğlum senin parana minnet etmez. Besbelli ki senin kızın kancayı takmış oğluma, gönlünü alabilmek için de para vermiş. Gün gibi ortada. Bak şimdi söyle ablam nasıl çıkıyor gelişine. Kızım oğlunun offshore hesabı olmuş be. Sen neden bahsediyorsun? İnsanda biraz utanma olur pes.
Sen utanmayı önce kızına öğret hanım. Görmüyor musun? Oğlum arkasını dönmüş. Hiç müdanasız gidiyor, senin kızın da arkasından koşuyor. Oh! Bu kavga bitmez, bitmez bu kavga. Onu bunu bilmem de, bunlar bu saatten sonra nasıl barışacaklar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.